Asarı Bediye 79. Zira şeriatta tefevvuk eden en büyük bir adama esareti nefisten takallus ve hürriyeti şer'iyeden tekemmül için hissi, ihtiram ve muhabbetle itaat, hibir ve havf üzere müesses ve tenebbühi efkerciyetiyle şimdiki zamanda istidadı kalmayan istibdadın gayrıdır. Anlamaya çalışalım. Şeriatta yüksek makamlara ulaşmış bir adama hürmet, itaat ve muhabbet etmek nefsin esaretinden bir sıyrılma. Şeriatın sınırları içindeki hürriyette bir terakki demektir ki şimdiki manasıyla vatandaş ve demokrat olmaya bir mani değildir. Eski zamanlarda olduğu gibi fikrin uyanması ve gelişmesi artık korku ve salih alim baskısı üzerine tesis edilmiş bir istibdat ile olamaz. O mana gitti yerine demokrasi ve şeriata uygun hürriyet geldi. Hibir burada daha çok salihlik kavramının insanlar üstündeki baskısına işaret ediyor. Yani eski zamanda insanlar salih, alim ve evliyaların mutlak riyasetinde inkişaf ve terakki ediyorlarmış. Havf kelimesi ise o zamanki siyasi otoriteye işaret ediyor ilmiye ve siyasiye sınıfının insanlar üstündeki baskısı gitti yerine cumhuriyet, hürriyet kavramları geldi. Lakin cumhuriyet ve hürriyet şeriat ilminde terakki etmiş adamlara itaat ve muhabbet etmeye mani değildir. Bazıları hürriyeti mutlak anarşi şeklinde yorumluyor ki bu yanlıştır. Bak değil zahiri bir tasallut belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshil ediyor. Mahbubu kulup muallimi okul, mürebbi nüfus, sultan-ı oldu.'' Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hakimiyeti zahiri bir kuvvet ve tasallut değil ki belirli bir zaman belirli bir zamanla münhasır kalsın. Onun hakimiyeti kalp ve ruh boyutundandır ve kemalatından kaynaklı olduğu için de tesirli ve daimi olmuştur.